Şimdi bir yamuk şeklinde verilmiş. Eğer tabanlar birbirine paralelse biz buna yamuk diyorduk. Şunlar birbirine paralel. Klasik bir benzerlik sorusu. Eğer böyle bir soruyla karşılaşırsak şu şekilde hareket etmeliyiz. Şu yan kenara paralel bir tane doğru çiziyorum D'den. Yani AB'ye paralel çiziyorum. D'den itibaren şöyle. Şu ikisi birbirine paralel. Eğer birbirine paralelse şu solda gördüğümüz şekil bir paralel kenardır. Paralel kenar yani karşılıklı kenarlar eşit olur. Şurası 4 birim olduğu için bu parça da 4, bu parça da 4 olur. Bunların her birisi 4. Sonra şunu söyleyebiliriz. Tamamı 9'du. 4 buraysa 9'u çiziyorum. Şu parça 5 olmalı. Tamamı 20. 4 buradaysa çiziyorum 20'yi. Burası 16 olmalı. Bizden istenenlere bakalım. Bizden istenen DG, x diyorum ona, bölü GC, diğerine de y diyorum. DG'ye x dedim, GC'ye de y dedim. Şimdi, şuradaki paralellikten dolayı, buradaki sarı üçgenle, şu sarı üçgenle, tamamı, onu da yeşile boyuyorum, şöyle hafif buraları yeşile boyuyorum. Şu yeşil üçgen, benzer üçgenler. Tabanları paralel çünkü. Burada temel benzerliği uygulayabiliriz. Eğer temel benzerlik uygularsak sağ taraftaki kenarlarından başlıyorum. Küçük üçgenin sağ kenarı x. Büyük üçgenin sağ kenarı x artı y. Eşittir diyorum. Şimdi tekrar küçük üçgenin tabanı 5 birim. Bölü büyük üçgenin tabanı 16. Şimdi sadeleşme yok. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Şöyle çapraz x çarpı 16, 16x. Eşittir 5 çarpı x. 5x, 5 çarpı y. 5y. Şu 5x'i sola alalım. 16x'ten 5x çıkarırsak 11x olur. Eşittir 5y. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Aradığımız şey bize referans olacak. Biz x bölü y'yi arıyoruz. Aradığımız şeyi yazıyorum. X bölü y eşittir. Bir tane de kesir çizgisi koyuyorum. Şimdi düşüneceğiz. Burada bir takım sayılar var. Mesela şöyle olduğunu düşünelim. 2 bölü 3 gibi. Eğer 2 bölü 3 olsaydı ve biz içler dışlar çarpımı yapsaydık ne olurdu? 3x eşittir 2y olurdu. Burada yine bir takım sayılar var. Şuradan. Şunu da siliyorum. Kesir çizgisini çekiyorum. Burada bir takım sayılar varmış. İçler dışlar çarpımı yapılmış ve bu elde edilmiş. X çaprazındaki ile çarpılacak ve 11x elde edilecek. O halde x'in çaprazı burası 11 olmalı ki şöyle içler dışlar çarpımı yapılırken 11x yazsın. Y'nin çaprazında da 5 olmalı ki çapraz çarpınca 5y yazsın. Burada içler dışlar yapsaydık 11x eşittir 5y der. Yani x bölü y 5 bölü 11 olur bizim aradığımız değer. Evet, var mı anlaşılmayan bir nokta?